Şu dünyada iki çeşit insan var. Bir maha, yani uygulayan, bir de şvetsa, sadece laf ebesi. Yani bir konuşan var, bir çalışan var, gayret gösteren var. Sevgili arkadaşlar, sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza bakın. O insanlardan bir tanesidir karşındaki insan veya yanındaki insan. Ya konuşuyordur, uygulamıyordur. Yani laf ebesi, sadece lafta var. Lafla peynir gemisi yürümüyor biliyorsun. Boş konuşan, gevezen, hiçbir işe yaramıyor. Lafının, söylediklerinin hiçbir değeri yok. Bir de çalışan, uygulayan. Yani o yanındaki arkadaşın bir şey söylendi mi yapıyor. Sözünün eri. İçiyle dışı aynı. Hani özüyle sözü aynı olan insanlar. Şimdi bir tanesi çok değerli, çok kıymetli. Bir tanesinde gerçekten hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz bu kişiyi gördünüz önünüzde. Kime önem verirsiniz? Kime değer verirsiniz? Kim sizin için önemli? Sözüyle özü bir olan, değil mi? Yani bir şeyi uygulayan, harekete geçen, sözünün arkasında duran, sözünün eri olan, buna değer verirsiniz. Ve en değerli şey, en pahalı şey nedir biliyor musunuz? Güvendir. Ve o sizin güveninizi kazanmış bir insan. Siz ona güvenirsiniz. Öbürüne hiçbir değer vermezsiniz. Hiçbir kıymeti yoktur. Siz de kendinizi bir analiz edin. Aynanın karşısına geçin ve sorun kendinize. Ben acaba sözümün eri miyim? Dediklerimi yapıyor muyum? Sözümle özüm aynı mı? Yoksa laf ebesi mi? Sadece böyle ona hallederiz abi, yaparız abi diye sürekli erteliyor muyum? Bir kıyas yap, bir karşılaştır, bir analiz et kendini. Eğer sen gerçekten sözünün arkasında duruyorsan, dediklerini yapıyorsan, davranışlarınla sözün hep aynıysa, o zaman çok iyi yerdesin, çok doğru bir yoldasın. Doğru adamın işi doğru gider. Sen eğer sözünün arkasında duramıyorsan, yerine getiremiyorsan sürekli erteliyorsun demektir. Ve senin ertelediğinden dolayı işlerin birikti ve strese giriyorsun demektir. Ona buna hep evet diyorsun, kendine hayır diyorsun demektir. Dolayısıyla kendi üzerinde artık çalışma yapma zamanı gelmiş demektir. Sen vakit kaybetmeden, ertelemeden, erteleme hastalığından, erteleme alışkanlığından bir an önce kurtulman lazım. Ama hocam diye hemen ben bunu söylerken arkadan bir cümle ağzından çıkası geliyor, konuşasın geliyor. İçindeki vesvese bir bahane, bir mazeret üretiyor. Biliyorum, bunları ben binlerce kez yaşadım ama ağzına bant yapıştır. O içindeki ses sürekli senin yaptığın hatayı başkasına atacak. O yaptı, onun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu. Kurban rolüne sokacak seni ve o kurban rolünü de sen bana anlatmaya çalışacaksın. Ben de diyorum ki akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu geçermiş. Sen akıllılık yapıp kendini o yaptığın hataları ve kusurlarını legalleştireceğine kadar gayret göster, emek harca. Ama hocam benim param yok. Ya para kazanmak kolay. Zeka seviyenin %50 olduğu zaman zaten para kazanabiliyorsun. Ama nasıl kazanacağız? Ya arkadaşım, çok üstün zekalı olmana gerek yok. Profesör olmana gerek yok. Üniversite mezunu olmana gerek yok. Bir kova al, bir bez al, bir de çekecek al eline. Egonu da al, nefsini al, kenara koy. Kapı kapı dolaş, zillere bas. Dükkan dükkan dolaş. De ki kardeşim, bu camı silmek istiyorum. Kaç para verirsin? Bir başla, harekete geç. Bir milim değiştir hayatında. Bir milim, yani düne göre bir milim önde ol. Yani sen bir milim düne göre öndeysen, o zaman harekette bereket oluyor. O zaman bereket gelmeye başlıyor. Sen kapı kapı en azından sor. 150 tane dükkana sor. 10 tanesinin camını silsen, Almanya hesabına göre 30 euro verseler sana, 300 euro para yapar günlük ya. İş günü olarak 26 gün hesapla. O 300 eurodan kaç para yapar? 6000 küsur euro para yapar. O yüzden bunun için üstün zekalı olmana gerek yok. Tıp okuyup doktor olmana gerek yok. Para kazanmak kolay. Yeter ki sen iste. İstedikten sonra her yol yakındır. Harekete geç. Güne göre kendini geliştir. İki günü bir olan ziyandadır buyuruyor Peygamberimiz. Yani sen düne göre aynı insan, o zaman senin bereketin gidiyor, huzurun gidiyor. Mutsuz oluyorsun, depresyona giriyorsun. Hasta bir tip oluyorsun, psikolojik ben çöküyorsun. Düne göre aynı insan eğer. O yüzden düne göre kendini geliştir. Öne git, ileri git. Dün tembellikten 1 kilometre yürüdüysen, bugün de 1 kilometreden 10 metre daha fazla yürü. Yarın da 20 metre fazla yürü. Yani her gün bir şey kat kendine. Hayatta verimli olursan başarılı olursun. Bereket o zaman geliyor. O zaman zengin oluyorsun. O zaman mutlu oluyorsun. O zaman huzurlu oluyorsun. O zaman zihnin rahat oluyor. Kafan rahat oluyor. Gece kafanı koyduğunda 3 saniyede o zaman uyuyorsun. Aksi takdirde uyuyamıyorsun. Uyku tutmuyor. Vicdanın sana rahat vermiyor. Bereketsizlikten, huzursuzluktan. İstatistiklere göre her kez günlük 3 saat, 4 saat ekran karşısında. Sosyal medya. Bırak sosyal medyayı, kapat. Sana bir şey kazandırmıyor. Sana para kazandırmıyor. Onun bunun hayatını takip ederek, dizi izleyerek, haber izleyerek. Bırak bunlara zaman harcayacağına, ömrünü tüketeceğine, ömrünü zayi edeceğine. Harekete geç. En basit işte başla. Hiçbir şey yapamıyorsan biraz önce tarif ettiğim işi yap.
para kazanırsın. Sevgili arkadaşlar, açık ve net söylemek istiyorum. Erteleyen insanları hiç kimse sevmiyor. Çalışmayan insanları hiç kimse sevmiyor. Bir şey üretmeyen, çalışmayan, sürekli yük, sürekli şikayet eden, sürekli laf ebeliği yapan, sürekli kurban rolüne giren, küçük Emrah moduna giren, Ferdi Tayfur'u, Ferdi Baba'yı, Orhan Baba'yı, Müslüm Baba'yı dinleyip sızlayan insanları kimse sevmiyor. Başta sen kendin sevmiyorsun zaten. Sen kendini sevmiyorsun, kendine değer vermiyorsun. O yüzden bırak artık ertelemeyi, bırak sosyal medyayı ve harekete geç. Ertelemeyi bırak, ertelemeyi bırakmakla alakalı mükemmel bir çözüm semineri hazırladık. Pazar günü yaptığımız seminerin ardından insanlar mesajlar, feedbackler gönderdi. Çok memnun kaldılar. Hayatlarını değiştirdiklerini, bakış açılarını değiştirdiklerini, harekete geçtiklerini ve çözümler uygulayarak hayatlarına bereket, huzur, mutluluk getirdiklerini söylediler. Ve bu seminerin kaydını sadece 48 saat aktif tutabildik. Ve buna rağmen video silinince yüzlerce mesaj geldi. Hocam biz izleyemedik, katılamadık, ne olur biz de izleyelim dediler. Yani şu anda devamlı mesajlar geliyor. Bu sebepten dolayı ekibimle görüştüm ve bir çözüm ürettik. Bu videoyu tekrar aktif haline getirdik. Eğer sen de bu etkili online semineri izleyip hayatını pozitif manada değiştirmek istiyorsan, hayatına bir şey katmak istiyorsan, erteleme hastalığından tamamen kurtulmak istiyorsan, hedeflerine daha sağlam ve hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsan, bu videonun altındaki linke tıkla ve online tanıtım seminerine hemen katıl. Bu senin hayatında bir milat olacak. Bundan eminim. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, hemen semineri izlemeye başla. Online seminerde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.